arkadaşlarımızla bir arada olmak, karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak faydalı olmuştur. Türkiye'deki siyasi gelişmeler yakinen takip edilmektedir. Özellikle de Yüksek Seçim Kurulu'nun itirazlara karşı vereceği cevabı son günüdür. O beklenmektedir. Seçimlerde başarılı sağlamış belediye başkanlarımızla il başkanlarımızın da ortak toplantısı 19 Nisan günü Antalya Süena Otel'de bir araya gelmek suretiyle yapılacak. Cumartesi, pazar devam edecek. Belediye başkanlarımızın birbirleriyle tanışmasına, Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediyeci, üretken belediyecilik anlayışının hayata nasıl geçirilmesine dair konular üzerinde durulacak. Sorunları var ise belediyelerin, o sorunlara öncelikler verilecek ve faaliyetlerimiz devam edecektir. Tabii rakamları görmeden, rakamları bilmeden niyetler üzerine değerlendirme yapanları her akşam televizyonda zevkle takip ediyoruz. Onların söylediği rakamlar yanlıştır. Bizim değerlendirmelerimiz doğrudur. Çünkü millet iradesi doğru değerlendirmeyi yapmıştır. Ve Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklamaları sonrasında resmi gazetede neyin ne şekilde sonuçlandığı hakkında da yayın yapılacaktır. Hal böyle olunca il genel meclis üyesi oylarını yok farz ederek, belediye meclis üyelerini yok farz ederek, 3 tane 5 tane belediyenin aldığı yerlerdeki oy oranını esas alarak yorum yapanlar kamuoyu araştırmaları nezdinde iflas etmiş insanlardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelen bir iddialar var. Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, YSK'nın İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı tarafından alandığını ve bir anlamda baskı kurulmaya çalışıldığını iddia etti. Bir yorumumuz olur. Çok büyük bir iddia. Çünkü seçimin adaleti güvenliği açısından çok önemli sorumluluklar taşıyan insanların eğer böyle bir iddiayla muhatap ediliyorsa mutlaka ispatı gerekir. Yok ise o zaman hangi arkadaşız bu Muharrem'leri birbirine de karıştırmayalım yani. Efendim İstanbul çok haklı. Siz de söylediniz. YSK planları bir sonuca bağlayacak. Sizin de eğer burada hile hurda varsa seçimin yenilebileceği konusunda açıklamamız var. Dün başta da Mazbata'yı ver sloganları atıldı. Takip etmişseniz. Bir kesim Mazbata'nın verilmesini istiyor. İstanbul'da bir kesim de seçim olabileceğini söylüyor. Siz yeniden aşamada seçimin yenilenmesini Mazbata'yı stadyuma taşımak, taraflar arasındaki rekabeti siyasi düşmanlığa dönüştürmek için ekilen bir tohumdur. Çok yanlıştır. Bundan belediye başkanı olmaz. Evet. Teşekkür ederiz efendim. Tamam.